Şimdi Ankara'ya uzanalım hemen. Ankara'da Çankaya'da ana su boru hattı patladı dedik. Muhabir arkadaşım Mert Hacı Alioğlu olay yerine ulaşmış durumda. Mert, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Cansın Elbacı, içme suyu borusu patlamış durumda. Burası Sabancı Bulvarı. Hemen Sabancı Bulvarı'nın yan tarafında. Bunlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi burası ve onun içerisinde bulunan bir içme suyu borusu olduğu ifade edildi bizlere. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık yarım saattir manzara bu şekilde. Orada içme suyu şu an itibariyle boşa akmaya devam ediyor. Bir patlak meydana geldiği için oldukça da tarzikli ve görmüş olduğunuz gibi takribi 15-20 metre yukarıya doğru çıkıyor. Zaman zaman seviyesi yükseliyor suyun, zaman zaman alçalıyor. Ekipler hızlı bir şekilde bu noktaya gelmiş durumdalar. Ancak henüz bir iş makinesi göremedik. İş makineleri geldi de kuşkusuz burada bir çalışma olacak. Bunun neden olduğu da ortaya çıkacak. Özellikle kuraklıkla boğuşulan bir dönemde bu tarz bir hadisenin yaşanması ve belki de yüzlerce metreküp suyun şu an itibariyle boşa gittiğini görmektesiniz. Burası başkent Ankara'da merkez ilçe Çankaya, Eskişehir yolu üzerinde bulunan Sabancı Bulvarı ve bu bulvarın hemen sağ tarafında Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde bulunan bir noktada bu patlama meydana gelmiş durumda. İşte orada da ekipler şu an itibariyle kontak kurmaya çalışıyor. Yine çalışanlar, işçiler de bu noktaya gelmiş. Ancak suyun seviyesi oldukça yukarılara çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımız Gökhan Arıkan sizlere gösteriyor. Birçok araç buraya geldi. Ekipler de yukarıda ancak suyun başında şu an itibariyle kimse yok gördüğümüz kadarıyla. Su şu an itibariyle boşa akmaya devam ediyor. Tabii ki çevrede gören vatandaşlar da, yine trafikte seyir halinde ilerleyen vatandaşlar da yavaşlayıp şaşkın aslında akan o suyun, akan o suya, patlayan o noktaya doğru bakmaya devam ediyor. Kuşkusuz ilerleyen dakikalarda ve saatlerde bir çalışma olacak bu noktada. Ancak şu an itibariyle ekiplerin koşturduğu ve bir telefon kontağı kurduğunu görmekteyiz. Tabii ki nasıl onu da müdahale edecekler, nasıl o suyun kesilmesini sağlayacaklar. Anladığımız kadarıyla bir noktadan aslında bu su kesilecek. Daha sonra ise orada bir onarım faaliyeti yapılacak ve daha sonra su verilmeye devam edecek. Hemen alt tarafa bir kürek yolladılar. O kürekle birlikte de orada bir çalışma oluyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi yaklaşık yarım saattir burada manzara bu. Atatürk Orman Çiftliği'nde içme suyu boru hattında yaşanan patlama nedeniyle ya da bir kaçak nedeniyle şu an itibariyle yüzlerce metreküp su boşa akmaya devam ediyor. Evet, bakın bu hemen bu noktada bir belediye ekibi alt tarafa doğru geldi. Buradaki ekiplerle birlikte tabii ki belediye ekipleri de burada çalışmasını gerçekleştiriyor. Tabii ki neden patladığı da oldukça önemli. Hemen yan tarafta bir yetim çocuklar hatıra ormanı tabelası görmekteyiz. Yine o noktada benzer bir faaliyet mi vardı acaba? Bir ağaç dikim çalışması mı vardı? Tabii ki burası soru işareti. Evet, bakın hemen burada yukarıya malzeme götürüyorlar. Kürek şu an itibariyle çıkardı belediyenin personeli. Onlar da burada patlayan noktaya, boru hattındaki patlağa müdahale etmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Neden olduğu bir eskimiş bir boru muydu acaba? Tabii ki bunları ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha net bir şekilde öğreneceğiz. Sıcağı sıcağına şu an itibariyle yaşananlar bu yönde. O noktaya bir iş makinesi çıkabilir mi? Onu da göreceğiz. Bulunmuş olduğumuz bu alanda aslında bariyerler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi buradan girmesi imkansız. Ancak arka tarafında bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisi çünkü burası. Arka tarafında bulunan noktalardan bir aracın girerek o noktaya müdahale etmesi gerekiyor. Peki, Mert çalışmaların başlayacağı yönünde bilgiyi de verdi. Ankara'daki son durumu da Mert'ten dinlemiş olduk. Devam edelim.